Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu son dönemdeki hepimizin serzenişte bulunduğu bir konu. Akaryakıt zamları. Hatta ben bu videoyu çekip derlediğim Anlarda mazota yeniden zam geldi. Ve mazot şu anda 30 lirayı buldu arkadaşlar. Ee, geçen hafta bununla ilgili bir video çekmiştim. Belki kanalımı takip edenler bilirler. Geçen haftaki videoda e, mazotun 28 lira olduğunu söylemiştim. Benzin de hakeza o civardaydı. Şu an bu videoyu izlediğiniz tarihte arkadaşlar mazot 30 lira oldu ne yazık ki. Bu e, önlenemeyen zamları ben de hani hem böyle biraz serzeniş olsun hem de e, sizlere de böyle an, be an aktarmak için bir videoda derlemek istedim. Şimdi akaryakıt fiyatlarında önlenemeyen bir durum söz konusu. Herkes de bu durumdan e, muzdarip yani sürekli bir artış diyorum ya geçen haftayla bu hafta arasında ya yani motorinde, mazotta 2 lira oynaması çok büyük bir rakam. Herkes için de e, oldukça zor bir durum diye düşünüyorum. Yani şimdi bu videoda bahsedeceğim şey son birkaç yılda akaryakıt fiyatları nereden nereye geldi. Şimdi son 3 yılı ele alalım arkadaşlar. Kabaca rakamlar söyleyeceğim. 2019 yılından başlayalım ilk önce. 1 Ocak 2019 yılındaki motorinin fiyatı 5.70. Yani 5 lira 70 kuruş. Benzinin fiyatı ise 5 lira 93 kuruş. 1 Ocak 2020 tarihinde ise motorin 6 lira 60 kuruş civarında. Benzin ise 7 lira 15 kuruş civarındaydı arkadaşlar. 1 Ocak 2021 tarihinde ise motorin yine 6 lira 70 kuruş civarında. Benzin de 7 lira 30 kuruş civarındaydı. 2021'in 1. E, ayındaki bir rakamı verdim. Fakat artış ne zaman başladı? 2022'ye gelmeden önce başladı. Yaklaşık Eylül ayından itibaren de bu artış. Örneğin e, işte Kasım ayından bir örnek vereyim mesela bu artış başladıktan sonra. 2021'in Kasım ayında motorun 8 lira 30 kuruş civarında e, benzin ise 8 lira 20 kuruş civarında oldu. E, Tabi burada bir e, ufak bir detay görüyoruz. Motorin benzini geçmeye başlamış burada. Ve şimdi arkadaşlar 2022 yılının en başına gidelim. E, Ocak ayında yani 1 Ocak itibariyle e, kayıtlara geçen rakamlar motorin 12 lira 90 kuruş civarında ve benzin ise 13 lira olarak kayıtlara geçmişti. 2022 yılında arkadaşlar bir de Mart ayında e, rakam söyleyeyim. Motorin 16 lira 20 kuruş civarındayken benzin 16 lira 60 kuruş civarındaydı. Ve arkadaşlar ondan sonra zaten e, tutulamadı. Gerçekten hani ipini kopardı derler ya bayağı e, devam etti. Bu 20 liralara kadar ulaşınca gerçekten herkes yavaş yavaş isyan etmeye başlamıştı zaten. Ama şu an 30 liraya gördüm motorin. Bu çok büyük bir rakam. Benzin de zaten motorine ulaşmak üzere. Yani o da 28 lira civarında bugün itibariyle. Bu söylenen rakamlar çok ciddi rakamlar. Yani 1 litre için 30 lira ödemek hepimiz için çok çok büyük bir rakam. 2019 yılından 2022 yılına kadar böyle tek tek saymadım ama LPG'de arkadaşlar 3 lira civarından şu an günümüzde 12 liraya kadar geldi ve o civarda satılıyor. Arkadaşlar şimdi burada bir e, ufak bir dip not da geçmek istiyorum. Şimdi yıllardır hani süre gelen bir şey vardır. Genel olarak benzinin fiyatı mazottan daha yüksek olur. Hani motorinden. E, fakat şöyle dikkatimizi çeken bir şey var. Son dönemde özellikle bu fiyat artışlarının ani olduğu dönemde motorin benzini geçti hatta bugün itibariyle motorin benzinden daha pahalı ve daha çok zam geliyor. Bunun da tabii sebeplerinden bir tanesi hani farklı sebepler vardır mutlaka. Bunlardan bir tanesi motorine olan biraz daha fazla talep olması. Bu da öncelikli olarak nakliye ve tarımda kullanılmasına kaynaklı olabilir. Bundan dolayı motorin biraz daha fazla zam alıyor. Tabii bu da arz talep meselesinden kaynaklı bir durum. Arkadaşlar durumu genel olarak özetlersek şu an için artış çok büyük ve hepimizin cebini de, kalbini de yaralamaya başladı diyebilirim. Şimdi tabii ki bunun etkenleri vardır. Hani artışta Brent petrolün fiyatı arttı. Doğrudur. Hani kur farkından dolayı bizlere yansıyor olabilir. Ama ne yazık ki ülkemizdeki durum tamamen bu kur farkı değil diye düşünüyorum. Yani ülke ekonomisinin de bunun üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ve gerçekten bunu bizler e, yani çözemiyoruz. Bunu çözecek olan kişilerin umarım kısa sürede bir çözüme kavuşturacaklarını ümit ediyorum. Çünkü bu süreçte hepimiz maddi olarak ciddi anlamda zorluklar çekmeye başladık. E, hani söylediğim gibi kur farkından dolayı tabii ki etkileniyordur dedim ama ne yazık ki biz ülkemizde bu tarz bir kazanç elde etmiyoruz. Kur farkı... Bizim kazançlarımıza çok etkilemediği için bizim kazançlarımızda çok böyle bir fark görmediğimiz için bu taraftan giderler maaşlarımıza gelir olarak gelmediği için bizler hepimiz yani özellikle orta gelirli aileler için söylüyorum çok fazla etkilenmeye başladık. Kısacası arkadaşlar. Ülkedeki birçok şeye zamlar dolarla geliyor ama ne yazık ki hiçbirimizin kazancı dolarla değil. Arkadaşlar videoyu sonlandırırken güzel bir örnek vereyim. Yani bu durumu açıklayabilecek bir örnek. E, Midyeci Ahmet çalışanlarının maaşlarını Euro'ya endeksle veriyormuş ve bunun üzerine bir açıklama yaptı. Umarım bu da diğer işverenlere örnek olur. E, Midye Cemet'in çalışanları kur farkından etkilenmeyecekler. Ve söylediğim gibi diğer işverenlere güzel bir örnek olur ve ülkemizde bunun için bir çözüm bulunmuş olur diye ümit ediyorum. Arkadaşlar kanalıma yeni video yüklediğimde bundan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Mehtapistan kanalından bugünlük bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.